Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünden başlar. Vajd-i Guneym. Yani Şeyh Vajd-i Guneym'in Sulukul Muslim Multazim deb nomlanadigan bir silsile derslerine başlayan bulamız. Mazmunu Müslüman kişinin ahlakı. Muallim musulmonning axloqi. Tolib musulmonning axloqi. Haydovchi musulmonning axloqi. Savdogar musulmonning axloqi. Haqiqatan har bitta hunar egasi, har bitta kasb egasi shariat undan talab qilgan, o'zini hunariga taalluqli bo'lgan fiqhni bilishiga shart. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday deb marhamat qiladi. Astag'izu billah wal an'ama خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Uzot yana sizler için issiq kiyim ve türlü manfaatlar bo'lsin deb chorva mollarini ham yaratdiki, sizlarning taom oziqolaringiz ulardan bo'lur. Yana sizlar uchun ular kechqurun o'tloqdan qaytayotgan va tongda o'tloqqa ketayotgan paytida bir chiroy, fayz bo'lur. Shuningdek, ular sizlar jonlaringizni qiynab, zo'r va zo'r mashaqqat bilan yetadigan yurtlarga yuklaringizni eltib berur. Albatta parvardigoringiz mehribon va rahimlidir. U zot yana sizlar minishingiz uchun ziynat qilib otlar, hachirlar va eshaklarni yaratdi. Yana sizlar hal bilmaydigan narsalarni ham yaratdi. Mana shu oyatda Alloh taolo siz bilan biz minadigan narsalarni zikr qilib o'tdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu oyatlarning ichida mashina degan joyi yo'q. Nima deyildi? Ot dedi, hachir dedi, eşek dedi, ya ki tüya diye degen, lekin maşine demeyen. Mufassırlar, mana şu ayetini, şarkıda şunu dedi işaret, yani bizge zamandaş bogan mufassırlar, sizler bilmeydigen nasırlarını ham yaratır cümlesi, ahırda etilingen, sizler bilmeydigen nasırlarını ham yaratır degen cümlesi, Peygamberimiz zamanında Kur'an nazil bogan payette, yo bogan, keyin ilim fanını taraqqi topishi bilan, keşf qilingan, maşine, poyez, samolyot va boshqa, yani hala biz bilmaydigan narsalarni Alloh taolo yaratilishiga ishora qilgan deb aytishadi. Biz bilib turgan hozirgi narsadan boshqa narsalar ham kashf qilinadi. Oyatning oxirgi qismi mana shunga dalolat qiladi. Sizlar bilmaydigan narsalarni Alloh taolo yaratadi. Ehtimol ertaga 3 oydan bir jihozlar chiqar. Unda ham ishonavering, oyatdan hadisdan albatta siz bilan bizga bir ko'rsatmalar bo'ladi. Mashina o'zi nima? Allah taolo tomonidan berilgan ne'mat. Alloh aytayapti, sizlarga biz minadigan qilib bergan jonivorlarimiz qiyinchilik bilan yetadigan joylarga yuklaringizlar bilan osonlik bilan yetkazib qo'yadi dedi. Endi hozirgi kundagi biz minayotgan narsa yana ham tezroq yetkazadi, yana ham qo'lroq yetkazadi. Demak, bu narsalar Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Har bitta ne'matni shukri bor yoki kufroni ne'mati bor. Nonko'rlik qilishlik bor yoki unga shukr keltirishlik bor. Müslüman kişi ana şu maşinasını haydagan paytda nimalarga e'tibor berishli kerak. Modomiki musulmon ekan, uyda muomala qilganda islom bilan muomala qilish kerak oilasi bilan. Savdosida shariat talablari bilan muomala qilishli kerak. Xuddi shunga o'xshagandek, maşinasini minayotgan paytda ham shariat unga qo'ygan talablar bor. Islom dini, shariatimiz insonlarga nima foydali bo'lsa, shu narsani qilishlikni bizdan talab qiladi. Va nima zarar bo'lsa, bu narsadan uzoq bo'lishligimizni siz bilan bizga buyuradi. Qoida shu. Asrimizda qanaqa bir yangilik chiqqan bo'lsa yoki bundan keyin qanaqa bir yangi kashfiyot bo'ladigan bo'lsa, qoida shu. Shu ishda foydali bo'lgan narsasini ol, zarar bo'lgan narsasini tark qil. Chunki har bitta narsani foydaga ishlatish ham mumkin, ziyonga ishlatish ham mumkin. Qoida shu. Odamlarga foydasi bo'lsin, odamlarni zarardan saqlasin.
Şariatımız siz bilan bizga hayotimizda qanaqa ko'rsatma kerak bo'lsa, qaysi kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar, qaysi zamonda bo'lmasin, albatta aniq-aniq ko'rsatmalarni bergan. Abu Zar Ghafori roziyallohu anhu aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga har bir narsa haqidagi ilmni qo'yib ketdi. Hatto osmonda uchayotgan qush haqida bo'lsa ham payg'ambarimiz bir narsani tashab ketdi bizga. Oyat hadisga murojaat qilarkanmiz, har qanday holatda siz bilan bizga shariatdan ko'rsatma borligini ko'ramiz. Mashina. Alloh taolo bergan ne'mat. Alloh taolo bergan ne'matni hisob-kitobi bor. Alloh Qur'onda shunday deydi. Va la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallohu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Diqqat qilinglar. Qo'l ostingizdagi aqlsiz kimsalarga, ya'ni yosh bolalarga, tentaklarga, aqli to'liq bo'lmagan odamlarga Alloh sizlar uchun turmush vositasi qilib qo'ygan mollaringizni berib qo'ymangiz. Balki ularni o'sha mollardan yedirib, kiydiring, ularga yaxshi so'z bilan muomala qiling. Yosh bolaga, espas odamga bermanglar dedi. Endi biz qo'limizda turgan mashina ham molmi? Molni davlatmi shu ham? Alloh aytayaptiki, mana shu molni yosh bolaga berma deyapti. Tentakka berma deyapti. Yoki mana shu narsadan to'g'ri foydalanishlik qo'lidan kelmaydigan odamga berma deyapti. Bolasini ko'yni uchun, bolasini injiqlik uchun, hali mashina haydashlikka aqli ham, oyoq qo'li ham hali yetmagan bolalarga mashinani berib qo'yayotgan otalar xushyor bo'lsin. Oyatda aytayapti, yosh bolalarga, tentaklarga qo'lingizdagi molni berib qo'ymanglar deyapti. Tushunarlimi? Chunki mana shu yosh bola yoki tentak yoki shu mashinani haydashni bilmaydigan odam minib chiqib mashinani bir baxtsiz hodisa yuziga keladigan bo'lsa, shu odamga mashina berganlarda hammasi mana shu gunohda sherik bo'ladi. Haydovchilikni bir yo'lini qilib olayotganlar, hech narsani bilmagan holda biror hodisa ko'chada sodir bo'ladigan bo'lsa, mana shu ish sababli shu haydovchilikni berganlar ham mana shunda javobgar bo'ladi. Tushunarlimi? Xalas qiling. Alloh hammamizni salomat qilsin. Bemor bo'lib qolsangiz, appendist bo'lib, sharf borib turib, diplomni pul yog'an. Tabib bo'lsa, shuni operatsiya qilishiga rozi bo'lamidingiz? Yo'q, siz mohir bo'lgan, uzoq yillik tajribasi bo'lgan bir usta mohir tabibni nima qilasiz? Tonlaysiz. Ha, endi mashinani mindirib chiqarib yuborayotganda shu bolangizga. O'ylamaysizmi boshqalarni? Bu mashina haydayotgan odam yengil mashina haydayaptimi, yuk mashina haydayaptimi, avtobus haydayaptimi, farqi yo'q. Rolda o'tiribdimi? Demak, mana shu odamning axloqida gaplashamiz. Biz ana shu haydovchi akalarimiz, ukalarimiz hammasini yaxshi ko'ramiz, chunki uzoqimiz yaqin qilyapti, og'irimiz yengil qilyapti. Endi mana shu musulmon haydovchi qanday axloqli bo'lishi kerak? Bodomiki musulmon ekan, islom talablari bilan yashashligi kerak. Bu darsni ikkiga bo'lib gaplashamiz. Birinchisi haydovchini mashinasi bilan bo'lgan muomalasi, ikkinchi qismi musulmonni haydovchini, mana shu haydovchini odamlar bilan bo'lgan muomalasi qanday bo'ladi? Mashinasi bilan muomalasi hamda odamlar bilan bo'lgan muomalasi. Birinchidan. Minayotgan mashinamiz birodarlar pokiza bo'lishligi kerak. Chunki ad-dinu nazofa, din poklik birodarlar. Din poklik. Musulmon odam o'zini, yuzini, qo'lini, kiyimini pok bo'lishiga qanday diqqat qilsa, minayotgan mashinasini ham shunday pokiza bo'lishiga diqqat qilishligi kerak. Bu vojib yelkamizdagi. Yani birorta bir hazilkash odam mashinangizni biror hafta yuvmasangiz, yozib qo'ymasin changin ustiga, yuvib qo'y meni deb. Ana shu holatga borib qolishligi siz bilan bizga yarashmaydigan, musulmon haydovchiga yarashmaydigan sifat. Yana mashinasida umuman yozuv bo'lmasligi kerak. Qur'on oyatlari ichi u ham mumkin emas. Chunki u oyat mashinaga yozilishligi uchun tushgan emas. Masalan, bir odam yozib qo'ysa yuk mashinasiga,
Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bihi deb. Ya'ni mazmun shundaydiki bu oyatda Parvardigor bizlarni toqatimiz ko'tarmaydigan narsani biz ustimizga yuklamagan degan mazmundagi oyatda o'ling yuk mashinasi yozib qo'ysam. To'g'ri bo'ladimi shu? Çünkü bu ayet bu narsa hakkında çüşkenmez. Demek maşinaki umma çilesem yazışını kerememez. Gerçi o ayet-i kerime boyayan bu sayı. İkinciden maşinaki ilan adıgan narsalar. Yani elhamdülillah eğer karasayla 20 yıldır büyüğe kadar şu maşinaki bir narsalar, hangi usulü narsalarına ilişkilerim yok alıp gitti. Ayollarda suratları, tumorlar, bu hata iş. Bu kereye basa şirkke baradigan ana. Ayrım haydovchilar maşinasiga erkeğimi de ayalımı da suratlarını kopuyordu. Artistlerde veki başka bir koşukçilerde. Neme giyilerdi? Neme kama kçubular? Bunda avratını açıp durgen ayalı suratını ilip koygen veki yapıştırıp koygen adam neme giyilişi yaptı? Günahkar böyle yaptı halas. Ve şu maşinasiga oturuyken adam hem günah kılışıda şerat yaratı beri yaptı. Burada sen bana yardım ver şu zinadan, öke fakçtan közünü tiyişlikke. Yok, sen aksin çakalı yapsan. Özün gel günah kılı yapsan közünü lan. Ve başkanın günah kılışıya sebep böyle yapsan. Sen gel şu mevlüş bak. Çünkü yakşilikke dalalat kıyan kişi, şu yakşiliği de kıyan adam, topken sahipke şehriye boyan dek, yamanlikke dalalat kıyan adamın çünkü şehriye boyadı. Allah Teala Kur'an'da قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ demegan mi? Ey Muhammed, ayetin mu'minlarga közlerini tiysin. Sen aynı şu suratı kopu işin bilen, ayetki hılaf işgili yapsan. Tiysin dese yok, körsün de kopu yapsan. Demek maşinaki surat koyu işliyken, natur iş. Tumarları hususu da. Buralı karasayın, bir hayvanın suya göre, dişi midi, aşığı midi, tırnağı midi, ilvala mı? Kimdir yırtkış kuşlarda, ayağını şöyle kesip durun, ilip koyuyorum, ben şimdi yakalım. Neme geldesin, şu işler yürüşüp getirdi, şu aşığa alçı olaydıydı. Bırak madde akılını işletip gör. Şunu kanasını ilmeken adamlar diyeyim, aşığa alçı olayıp diyor. Eğer şu nasıl bağlı boyanı da, sen umuman işlerin hemen beş öpkeli şirkeliydi. Rastlanan şuna kan. Bu ma kıyamet boladı da, diyen de korkan adamlar da kılayken hünarı da, eğer şu bürgütte ayağı ya ki şu börünü tişiyle bağlı boyanda arzanaki anı işi yürüp yetişliği. Yani şu nesaki ümit kıkalı yaptın mı? Şunlar beni yolum açadı, işimi düzeldi yaptın mı? Bu şirk yabara diyen nesel. İhtiyat barışını kere bu nesel. Yani bir adam sorar şu mümkün. Eğer şu tumarlı işi gel, şirin hiç çıkarıp duradıyan bana ösümlüyle de uruhunu ilip koysan ki, bu yan bu mıydı buralar? Ne megede siz, beraber tumar ilini turgan payette, taşkaradan karagin adam beraber başka nesede bulur. Çünkü ilişini kereyemez eken. Yani burada ben şunu diyorum ki, köz değmesini de ilk koyduğumdan, ben paydası yok. Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir hadiste işleyelim. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, men teallaka bi şeyin vukkile ileyhi. Kim bir nesede asılsa, yani bir nesede bağlanıp olsa, öşe nesede tapşırıp koyuladı. Tumarga asıldı mı? Allah da Allah tumarga taşar koyardı. Ve şu aşığıya asıl yaptı mı? Yani şu aşığıya ki tırnağıya Allah da Allah taşar koyardı. Bu bende Allah'ın panahı da bulmaydı. Demek biz Allah'a suyanışımız gerek, Allah da Allah'a asılışımız gerek. Başka hadis. Men alleka temimeten felâ etemallâhu lehu. Kim? Temime ilip alsa. Şurada ilin adı yanırsa. Allah da Allah onu maksadıyla yetkizmesin dedi Peygamberimiz. Neme maksat değilken sen şu tumarda. Köz değmesini yaptı, aynı şu nasip olmuyor. Diğer bir köz. Neme girdin şu narsana, işin yürüyüşü götüsünü yaptı, aynı şu nasip olmuyor. Peygamberimiz dua akıllı yaptı. Kim bu narsanı ilse, neme maksatta, şu niyeti ki Allah yetkizmez onu dedi. Men allaka vadiyaten fela vedde Allahu lehu. Başka hadis. Kim bir narsa ilip olsa, asıl olsa, Allah onu hatırcanlıkta, sakinette saklamasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ya, Ukbe ibn-i Amr radıyallahu anh'ın hudan rivayet kılınca hadis, 10 kişilik bir cemaat geldi. Şunlardan 9'tası Peygamberimiz'e bayat verip İslam'da kabul kıldı, 10'uncusunu Peygamberimiz kolunu uçamadı, kolunu uzatken adı. Ve Resulullah, bunun ne işi var, bunun ne bayatını kabul kılmadız dedi.
Şimdi Peygamberimiz dediler ki, onun kolunda hamimesi var. Böyle bir ilvagen narsası var. Onu alıp taşladığı borgandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bayatını ve İslamını kabul kıldı. Hatta İslamını kabul kılmayı yaptı. Kolada ana şu közümünce yok ki tamime ilvagen adamı. Şimdi boynu gibi yürüyenler özleri bilip koysun. Şimdi köz tekişinden korkuladığım olsa yazıp koyun maşinine. Hasat gördü közü geçi öptü. Hasat gördü bir iki ömürde yazıp koyun. Faydası var mı? Faydası var mıydı? Şunu onu gel. Masur dualar var. Şunu oku. Töpte kul surası var. Şunu oku. Özün yedem sal. Yani, köz teşhinden korkasın mı? Bunu doğrusu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köz atıp koyun. Bunu kabul anlasa. Yani halde tumar ile işler ilgisi aradı. Diyekkenler ki işlemeyenler ki hayran sanki. Eğer bana şu tumarda kıbirekken adam. Sen gel. Şu bulan işini ilgisi arası mümkün bu yana da. Seni belgen 100 somin ya ki 50 somin ya kadar oturar mıydı? Özünün işini ilgisi var mıydı mı? Bu tamamı dinden bir haberlik, cahillikle alamadı. Peki insan ne kadar suyanıp duruş gereği de? Bu nesana NATO orakandır yaptı bu kişi. Yine ayrım kişiler, özlerinin maşinelerine timsallarını, haykelçelerini asvalar. Peygamberimiz, maşineni yiyem ki, üyüde bir etibar kılıyordu. Üyüde uyuyam. Uxlasak bo'ladi, o'tiramiz, soatlar vaqtimiz o'tadi, ovqatlansak bo'ladi va hokazo. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innal malaikata la tadkhulu baytan fihi kalbun va la timsalun." Albatta malaikalar it va timsol bo'lgan uyga kirmaydilar. It va timsol, o'sha haykalchalar bor uyga farishta kirmagandek, mana shu narsalarni ilib olgan odamlarning mashinasida ham farishta bo'lmaydi. Uyda endi mashina ham. Nechta narsani aytdik? Ikkita. Pokiza bo'lishligi hamda bir narsa ilishlik yoki ilmaslik. Uchinchidan, musulmon odam doim zikrda bo'lishligi kerak. Zikrda, ya'ni Alloh taoloni eslashligi kerak. Nima, mashina minish uchun alohida zikri bormi? Bor. Bor. Juda ko'pchiligimiz yodlaganmiz buni. Agar yodlamaganlar bo'lsa eshitib qo'yaylik. Her maşinaya götürürken payetle kısa ginesin. Bismillah. Subhanellezi sahhara lana hâze ve mâ künnâ lehu mukrimîn ve innâ ilâ rabbina le munkalibûn. Allah Teala bu duanı Kur'an'da özünü mumun bandalara şu bir nesanın mingende okşadı de baytadı. O şazat barça cüflerini yarattı. Ve sizler için kemele ve çarova hayvanlardan sizler minedigen nesalar payda akıldı. Ta ki sizler onların üstüge urnaş gelsizler. So'ngra unga o'rnashib olgach, Parvardigoringizning ne'matini eslab, bizlarga bu kema yoki ot ulovini bo'yinsundirib qo'ygan zot Alloh har qanday ayb nuqsondan pokdir. Bizlar o'zimiz bunga qodir emas edik. Demak, mana shu duoni o'qishligimiz, birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bizga ta'lim bergan. Subhanallazi sahhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina la munqalibun. Agar yodlamagan bo'lsa esa bu duo. Shuni ilib qo'ysa bo'ladi. Uni ham qachongacha ilib qo'yamiz? Yodlab olguncha. Bir marta o'qiysiz, ikki marta o'qiysiz, bir oyda yarmiga yodlab olasiz. Yodlab olgandan keyin olib qo'yiling uni. U ko'zdan yoki balodan nima qilmaydi? Saqlanmaydi. Qani har bir tomoshinasi minayotgan odam mana shu duoni o'qisa, inshaalloh maqsadiga salomat yetib olgan bo'lardi. Chunki Allohni bir marta eslasak, Alloh taolo bizni ko'p marta eslaydi. Fazkuruni azkurukum degan Alloh. Meni eslanglar, men sizlarni eslayman degan. Bir marta salovat aytaylik, Alloh bizga 10 marta salovat aytadi. Bu degani Alloh taoloning himoyasida bo'lasiz degan. Ehtimol bir kattaroq mashinaga chiqib, uzoqroqqa ketayotgan bo'lsa, yurib turaylik, birodarlar, safar duosini o'qib qo'yaylik deb turib, ovozni chiqarib o'qing, qaytarsin. Ehtimol kimdir birinchi marta eshityapti. Ehtimol yodlab olar, ehtimol kimdir yozib bering deb qog'oz ko'tarib kelar. Sizga mana shu narsada nima bor? Ajr bor. To'rtinchidan. Va bu juda bir muhim bo'lgan mavzu bu. Mashinani sozligi haqida. G'izraylarda eski bo'lishi, yurishi zo'r bozor bo'lishi, hadavoylarni sharaq-shuruq qilishi, motori bir ishlab, bir o'chib, bir yurib ketayotganligi bu juda bir muhim masala. Ha endi yuribdi-yu deb qo'yadi. Yuribdi to'xtaganda qilarman deydi. Eshitib qolaman shunaqa gaplarni. To'xtaganda qilaman deydi.
Ana şu beparvoligi ehtimol kimidir ölümüge sebep olar. Ve bir adamın katilligi seni yelkenge koyular. Hususan maşinanın üstü de adam taşır, tirikçiligi maşinası bulan buradayken adamlar, akalarımız. Çünkü sizi abdobuzizge ya ki taksizge adam çıkan payette siz onu ruhuge, tanesige cevap versiniz. Oyla bir iş kılın. Yetiyorlar mı? Irgı yaptı mı balon yürgende? Sersen yürgende olmaya koyardı, yetiyorlar. Onda adam var içinde, 20 adam var, 30 adam var, kok muydu? Ya Allah, bu kanaka amanat, kanaka bir masuliyat. Biler mi ki şu şoför akalarımız? Haydavçı birader, senin kolinde adamlarda ruhu var, malı var, bunlar amanat durup da. Kıyamette cevap verirsen bana size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, İmam-ı Bayhaqi'nin musnadlarında getirilen Hasan hadis, Peygamberimiz etediler. İnna Allaha yuhibbu izâ amila ahadukum amelen en yutqinahu. Sizlerden biriniz bir an iş kılsa, onu puhta kılışını Allah da Allah'a yakış görelim. Şu işte puhta kıl. İble koyma. Ana şu maşinanın nasazlığı sebeple baksız hadisi yüz verdi. Kimidir malı talafat gördü. Kimidir salamatçılığı yıkettı. Kimdir ömrünü ahir geçe nagiran bu kaldı. Kimdir öldü. Kim cevap ver bunca? Haydarçı cevap ver bunca. Hayır bu temir de. Şimdi ne olsun kim böyle oturur adı? Kaçan bozuluşun, ettege ne olsun kim böyle adı? Buralar sizden ettege ne olsun ITP deyken yok bura. Siz bana şu maşinizi talep kılınken derecede sosla koyun, şundan ki bir musibet bulabiliyor musun? Siz herkesle malamat yok. Ben yelken deyken sana vazifini ada kıldım, bir yaka Allah'dan değilsiniz. Şimdi balonuz lisi, hadavuz tökülüyorken, maşinizi şükürüp durup da kete uğurduyuz. Kördüyüz, bildiyiz. Eğer uzarak saparken cömertekken bulsak ailemizi çünkü biz şalaka şalaka çıkıp yetken maşinaya çıkarıp cömertçiye razı olamız mı? Oğul maşinasını karayımız. Keyin şoförünü karayımız. Eğer bittesi dediğimizde oturmasa koy başkasıya çıkarıyor değilsiniz. Siz özüzge rava görmeyken de sana kendi buralarla rava görürsün. Keselde kanını yorarken tabi kolodaki bıçağını yakışılıp dizinfeksiye kımasından şöyle kesse. Keyin şu üstünde keser yuku, şu adam böyle ölüm yetip basa. Cevap gel bu olalım mı? Hayda olacağım hüttü o şekilde yapakalar. Maşine degen de, onun sazlığı degen de fakat bu gıldır degeni düşünmüyoruz. Ama bir kısımlar. Bu hak aynaya basın, hak ısıtışı basın. Mesela kışta durup bu soğuk. Hem yok bikir boyan, gün boyan maşineye çıksın yani öjünar. Şalakaşılık bulup aynaları açıp soğuk bugün maşına geçirsen ya düşünün. Doğru mu şu? Doğru mu şu? Hemen ki maşınası şalakaşılık kuleyleki ıslığı bulmak için ona baktım ben ki iki son kamera verirler demeydi. Doğru buladı mı şu? Ha siz pazarda düşüp alma alıkenizde zor yakın makbul soruyordu birersiz. Naçarlık sıfatlı olsa arzana birersiz o. Çünkü adam taşıyken hankeler harap koyuyorlar. Yani bir yerde sizlerce elbette bu görünüşü zor olsun, zor çıralı olsun, pardaz deme yapmaz. İşler gereği bugün asasi kısmı var mı? Töreli kıldırıcı, ısı soğuluğu, aynaları cahide kıpayın, polizi alın. Şubhara alışkanı yaptı mı ki üç nakil adam taşısak? Ya masa çıkın adı koyadığına dokulu. Kop, maşinanda nasılsa yakılı yapışı yapsın. Ayet tıkarın. وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى التَّخْلُكَ Allah yolunda mallarınızı sarflayınlar. Ve bakırlık kılıç bilen özünüzü halaketke taşlamayın. Yakşılık kılın, elbette Allah yakşılık kılgıçlarını sevadır. İnsan özünü halaketke alıp barı koyduğun bir işini aldığını alışmıkke mablağı bozdurup maşinası sigalanıp breke kirp yetiştirdiğinde aldığını alışın mümkün. Balonunu yengeleş bilen. Başka kereken musibeti tosup koyuştuk imkanatı boptırıp pulunu sarplamasa özünü özü halaketke taşlayan buladı. Bir resim var ki öyle diyor. İyi anlaştıramam dedi. Yetamıysan anlaştırma ol. Şunda hem yetamıysan ayetesen min sababını koyayım kuludum diysen. Maşine hakkında kanka masalabı olsun mümkün de öyle size.
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Özileri özileri öldürmeyeler deyipti Allah. Allah sizlere mihriban deyipti. Ana şu bakılı bilen, münsili kılıçı bilen, kızgançılı kılıçı bilen, sazlaması gibi bilen özünü özünü katıl kıl yapsan burada. Beşinci de. Neşte ne sana ettik? Beşte de gendikim, torunuz dört dolattı. Birincisi neydi? Hakimiye, ikincisi. Bir nesale ilu alış, üçüncüsü. Zikirde buluş, üçüncüsü. Üçüncüsü. Törüncüsü, maşinanı sağ üşerçlik. Kareler de, akeler, ülkeler, mesela elbette adam taşıyarken, özümüzü, maşinamızı, mühürgen adamların ihtiyarı yemezken bu maşinamızı sağ üşerçlik. Şunuyla, halasam kılama, halamasam yok, mesela, vacip eken. Çünkü torumuzu üşermezsen, bu adamı vursa, insan adam katıl kıyken bulasın. Çünkü bilerdin çünkü ayıbı var dedi. Şunallı mı? Maşinamızı saz uçuş, bizi ihtiyarımızdaki nersemez. Biz yelkemizdeki vacip, günahkar olmayalım. Aynı bu adam ayıttı. Şimdi pulun bulmasa ne kılıyordu? Bilemem anlaştırışken ne kılıyor bulmasa? Hani mi? Pulun bulmasa adamlar da canını geroge koyar olasın. Adamlar da malını, canını talafatıya robora koyar olasın. Şu buradan topken pulunu halal bol olur mıyken? Kime ona bulmasa? Kime ilacı olmasa? Geroge koyma, katıllı kime burada. Beşincisi. Beşincisi, bu ya da muhum mesela. Yol hareket kaydalarına amel kılıçlık. Bu kaydalar, buradalar, doğru adamları kolu bile yazılıyor. Lakin şu kaydalar, adamların salametliğine kefilliği. Demek, Peygamberimiz Aleyhisselam etkenleri dedik, İhris ala ma yanfavuk. Senge faydalı bu yanlarsınca haris bol deyaptı. Şu kaydaki amel kılıçlığı, insaf bile naitiler. Şu kaydaki amel kılıçlığı da bizge fayda var mı yok mu? O şu tezliği de kırık koyup da. Narazımız da yani sekin bu. Fayda var mı yok mu şimdi yürüyüşlüğü de? Ayetin, ana şu hafsızlık kemerin, reymenge takışlığı da bizge fayda var mı yok mu? Geldi görgen de takanız. Katta köçüge çık yeteken de takanız. Ayetiler ki, İnsan bulan ettiler fakat, şu yol hareket kaydaları ki amel kılışı da fayda var mı yok mu? Peygamberimiz ne yaptı? Yol hareketi ki amel kıldı yaptı bana şu hadisi bulan. Senge faydası var mı şu işte? Kıldı yaptı. Haris bulu kıldı. Yani halası tavır öpte kalmış, halaması yoğmasa kendi. Şunlarla gel köle. Svitafor, kızıl mı? Tuh değil. Haram kızıl götüp yetiş. Buranın hakkını yiyiş bu. Bir adamın canıya kas kılış bu. Men katala mu'minen muteammiden fe cezaehu cehenneme haliden fiha. Kim bir Müslümanını kastan katıl kısa deyipti Allah Ta'ala. Cehennemde ebedi kalır deyipti. Kızılgi yürüyken indirse kimidir canıya tecavüz kılı yapsan. Seni Allah'dan korkmayken yeni bilgisi bu. Çünkü yaşı bir yanıp dururken yolda nereki tamamında yok adam hatırcam kele yaptı beni yorumdu. Sen çıkan payında onu canıya kas kılı yapsan. Katıllıkka cürat kılı yapsan. Allah'dan korkmuyorsan. Özü umuman maşine bile tırışıyla kalan ya ülkeler. Ana şu kızılgı ötüp gitken de burada hakkın saldağı tarazıdan olursa haram mı? Haram. Saldağı yalan yapırsa haram mı? Şu buradan sütüphordan ötüp gitti şu haram. Şu topyan pul ya haram aralaştı. Şu maşinesi minik gitti yatıp durup kolu bile ayağı bile azar verdi mi arka diye ki adamlar gel. Haram bunarsa. Ha bir taraflar remen takışı üyatıdı. Makattalar buladı, ha remen takı baktı, sıçradık buyardı. Yani hazır falan ful bu yerine hemen takı yaptı. Karim, şu, ana şu kızı toktatıp durup remenin kanı diyorken adam çelik özüzge mihribanmaz mısınız? Ha? Gar, mamlekatan kareler oturadı da, kalıtın halı zaman oluyor ki biz nasıl oturup remen de takarı. Çünkü şunda fayda bağlılığını bildi, amal kılıyordu. Biz şey. La zarara ve la zira. Peygamber Aleyhisselam şunu dediğinde. Zarar kılış hem yok buraya, zarar körüş hem yok. Sen kaydaki amal kılıyken iyi de, zarar görürsen mi? Yok. Buraya zarar kılırsan mı? Yok. Bir kılış gereken. Şimdi kaydaki amal kılıyken iyi de, özünge mi zarar kılıyorsan? Başka buraya mı zarar kılıyorsan? Peygamberimiz etken sözü tezgâr iş kılıyorsan. Buralarlar, mescidki kirgende, bilemiz, ona yabancı giriş gerek, bismillah.
Kirib 2 rakat o'qish kerak. To' chiqib ketishi bo'lgan hamma ishni zo'r bilamiz. Chunki ibodatda bu. Endi mana shu mashinaga o'tirgan paytda ishimizni bitkizib, bir kunlik ishimizni uyimizga qaytib ketuvchi bo'lgan mashinaning minishligida shariat bizdan talab qiladigan narsani ham bilamizmi? Bilishimiz kerak ekanmi? Yo'q, ixtiyoriy ekanmi? Xolasa qilamiz, xolamasa yo'q. Ajib hadislar bor. O'qib turib, xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayni bizning zamonimizdagi shopirlayotganga o'xshaydi. Bu qoidaning hammasi odamlarda hayotini isloq qilishligi uchun, salomatligini, xavfsizligini saqlashligi uchun yozilgan. Bunga rioya qilishlik shart. Gunohkor olamiz birodarlar. Bizchi u gayidan qo'rqib, ishtirobdan qo'rqib to'xtamaylik. Qizilga. Allohdan qo'rqib turib qiling-da, kechasi 2 da ham svetoforga to'xtayotib xijolat olmaysiz. Endi haydovchi odam mashinasi bilan yolg'iz qolgan paytda bu mashina o'zinikimi, ijarami yoki nima bo'lishini qat'iy nazar siz bilan biz olib borib ishimizni bitkizyapti. Endi bir manzilga borganingizdan keyin kutishlikka to'g'ri keladi. Masalan, avtobus haydovchisi bo'lsa, o'chir kelguncha kutadi. O'sha vaqtida, bo'sh vaqtda nima bilan ovora? Masalan, 4 ta oyatni qancha vaqt yodlash mumkin? 4 ta oyat. Val fajr, val ayalin ashr, vash shaf'i val vatr, val layli idza. Mana 4 ta oyat. Yarim soat ketsin. Nimaga shu yarim, mana shu bo'sh vaqtini haydovchi birodarimiz savobli ishga sarflamaydi. Uxlab oladi. Ha bir ma'ruza eshitdi. Bilasizlarmi, eshitib turib qancha narsani o'rganib qo'ysa bo'ladi. Agar yaxshi jiddiy jahdsi bunga haydovchi odam shu mashinasi bilan yolg'iz qolgan paytdagi vaqtini ilmga sarflasa-chi, 5-6 yilda yaxshigina ilmdor odam bo'lib qoladi. Sizlar bilan bugun 6-tasini o'tdik. Qaytarib qo'yamiz. Mashina Alloh taolaning ne'mati. U ne'matni shukrni ado qilishlik kerak. Shariatda bu mashinani qanday boshqarishlikka hamma ko'rsatmalar bor. Shu ko'rsatmalardan birinchisi pokizaligi mashinani, ikkinchisi bir narsa ilmaslik, uchinchisi zikrda bo'lishlik, to'rtinchisi sog' bo'lishlik, beshinchisi qoidaga amal qilishlik, oltinchisi bo'sh qolganda ana shu mashinada o'tirgan bo'sh vaqtini foydali narsaga sarf qilishlik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.